Merhaba herkese ben İş Yatırım ekonomisti Dağlar Özkan. Para nereye gidiyor sunumumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. 7-11 Ekim 2024 döneminin para akımlarını inceleyeceğim. Her hafta olduğu gibi yabancıların portföy hareketleriyle başlayalım. 7-11 Ekim haftasında tahvil tarafında yeniden bir miktar giriş olduğunu görüyoruz. Önceki iki haftada biraz daha hareketsiz ya da hafif çıkış yönlü bir tablo vardı. Bu sefer giriş yönlü bir hareket. 1 milyar dolara da yakın. Ancak bunun çoğu ters repo, teminat ve ödünç kaynaklı. Yani kesin alım biraz daha az. Hisse senedinde ise çok uzun süredir zaten genel eğilim çıkış yönlü. Yabancı çıkmaya devam etmiş ama hareketi çok büyük değil. Eurobond tarafına baktığımızda çıkış yönlü olduğunu görüyoruz yabancı hareketinin. Burada daha çok çıkış genel yönetim tarafında yani hazinenin ağırlıklı olduğu grupta. Şirketlerin ve finansal aracıların ihraç ettiği Eurobondlarda da bir miktar çıkış var. Bankaların Eurobondlarının ise bir miktar giriş görüyoruz. Yabancı yatırımcıların ÖST tarafında anlamlı bir hareketi yok. Yani çok ufak bir giriş var ama kayda değer bir hareket değil. Önceki hafta aslında bir hayli anlamlı ve büyük bir giriş vardı. Ama bunun devamı gelmedi 7-11 Ekim haftasında. Şimdi yerleşik yatırımcıların borçlanma aracı, mevduat, döviz mevduat, altın, menkul kıymet yatırım fonları gibi alanlardaki hareketini inceleyelim. Yine 7-11 Ekim haftasında döviz mevduat tarafında bir gerileme görüyoruz DTH'da. Tüzel kişiler kaynaklı 3 milyar dolara yakın bir döviz hesaplarında fiyat etkilerinden de arınmış gerileme var. Bu genel hatlarıyla sevindirici. Tabii bu çoğunlukla daha oynak olan tüzel kişiler kaynaklı. Gerçek kişiler tarafında o kadar pek bir hareket yok aslında. Çok ufak artış var döviz mevzuatta. Döviz ve altın olarak DTH'i ikiye ayırdığımızda da yani biraz daha çok bilgiyle karşı karşıya kalıyoruz. Son 4 haftadır altın tarafında giriş var. 7-11 Ekim döneminde de tablo benzer. Yarım milyar dolara yakın bir altın alımı var gerçek kişilerin. Daha çok gerçek kişilerin diyeyim. Döviz mevduatta 3 milyar doların üstünde bir gerileme var. Bu da daha çok tüzeller kaynaklı. Döviz mevduat tarafında işin sonunda bir gerileme olduğunu söyledik. Şimdi Kur korumalı mevduat dışındaki TL vadeli mevduata bakalım. Burada da bir miktar artış var. Çok kuvvetli değil. Önemli bir kısmı faiz geliri kaynaklı olabilir. Ama en azından bir çıkış yok. Yani tablo dövizden TL'ye bir miktar geçiş olabileceğini işaret ediyor. Ve de sistem içindeki paylara baktığımızda tablo biraz daha net. TL mevduatın sistemin içindeki payı 2018 Nisan'ından bu yana en yüksek seviyesine geliyor. %54.7. Bir önceki hafta bu rakam %53 küsürdü. Yani anlamlı bir iyileşme var bir haftada. Döviz cinsi mevduatın payı %37'ye gerilemiş. Kur korumalı mevduat payı %8.3. Bir önceki hafta 8.4'tü. Yani buradaki gerileme artık iyice yavaşladı. KKM'nin geri kalanının eritilmesi, çözülmesi Biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Demin de dediğim gibi yani bizim daha böyle yatırım yapılabilir seviyede olduğumuz Türkiye olarak kredi notumuzun yatırım yapılabilir seviyede olduğu dönemde bu TL mevduat payı %60-65 civarındaydı. Şimdi %55'e yaklaştık. Hani gidecek biraz daha yolumuz var. Tabii dolarizasyonu ölçerken, liralaşmayı tartışırken mevduata bakıyoruz. Ama Eurobond'u da bir miktar döviz mevduatmış gibi değerlendirebiliriz yani döviz cinsi bir menkul kıymet ve de varlıklar içindeki payı, tüzel kişilerin varlıkları içindeki payı Eurobond biraz değiştirebilir. Burada Eurobond alımlarının da devam ettiğini görüyoruz. Yani şirket, hane halkı, yatırım fonları, emeklilik fonları ve sigortacıları içeren çekirdek yatırımcı grupları 1 milyar dolara yakın Eurobond almış geçtiğimiz haftanın verisinde. Tabi yabancı Para mevduatta 3 milyar dolara yakın gerileme vardı. Yani bu gerilemenin 1 milyar doları sanki Eurobond'a giden paradan. Sanki dolarizasyon o kadar da güçlü değil. Tabii bunun dışında devlet iç borçlanma senedi, para piyasası fonu gibi alternatif TL araçlar da var. Onlar tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. Dengeliyor sanki lira lehine. Ama hani bunu da akılda tutmakta fayda var. Döviz mevduattaki gerileme sadece liraya geçme değil, Döviz cinsi diğer enstrümanlara da geçiş içeriyor. Ve Eurobond tarafında yerleşik yatırımcıların hareketini kim almış bunu diye incelediğimizde ezici çoğunluğunun yatırım fonları tarafından alındığını görüyoruz. Tabi hane halkı ve şirketler de bir süredir alım yönlü Kabaca 2 aydır genel eğilimleri Eurobond almak şeklinde. Ama rakamlar çok küçük. Bu sebeple o kadar hikayeyi çok değiştirmiyor. Yani yatırım fonları biraz toplamış. Döviz cinsi borçlanma araçlarını geride bıraktık. Sıra TL cinsi borçlanma araçlarında ve DIBS başlıyoruz. Devlet iç borçlanma senetleriyle başlıyoruz. Bu tarafta 40 milyar liraya yakın bir yerleşik alımı görüyoruz. Yani çok güçlü bir ilgi var. Yani Eurobond'a giden paraya yakın bir para DIBS'lere gitmiş çekirdek yatırımcı gruplarında. Dolayısıyla yani TL cinsi borçlanma araçları da son dönemde ilgi olduğunu görüyoruz. Yatırım fonu ve emeklilik fonları almış DIBS'leri hane halkı da alım yönlü ve de 7-8 haftadır istikrarlı olarak alım yönünde ama ilgi azalmış yani alımın boyutu iyice küçülmüş. Ama yine de bu yatırım fonları ve emeklilik fonları da sonuçta bu tahvilleri müşterilerine çeşitli fon payları olarak sunmak için alıyorlar. Dolayısıyla genel anlamda yatırımcıların tahvile ilgisi olduğunu anlıyoruz. Özel sektör tahvillerine baktığımızda çok ufak bir çıkış hareketi olduğunu görüyoruz yerleşiklerin. Son 3 haftadır da genelde yerleşikler çıkış yönlü. ÖST'nin o iyi dönemleri biraz geride kalmış gibi gözüküyor veriden. Tabii önümüzdeki dönemde şartlar bunu değiştirebilir. Ve ÖST'deki alım hareketinde yatırım fonları, baskın kalan çıkış hareketinde şirketler, hane halkı ve emeklilik fonlarının rol oynadığını görüyoruz. Ben kıymet yatırım fonlarını biraz hani yerleşik ilgisinin hangi temalara yönelik olduğu açısından inceleyelim. Yine geçtiğimiz hafta yani 7-11 Ekim haftasında para piyasası fonlarına büyükçe bir giriş olduğunu hesaplıyoruz. Bir daha önceki haftanın paneli e gidiyor sunumunda uzun zaman sonra ilk defa bir çıkış görmüştüm para piyasası fonlarında. Bu 7-11 Ekim haftasında yeniden daha Doğal alım eğilimi devam etmiş. Para piyasası fonları dışında altın teması da öne çıkıyor. Altın, arbitraj, gümüş ve kira sertifikası fonlarına ...anlamlı bir giriş var. Keza kamu borçlanma araçları, yabancı hisse senedi... ...ve özel sektör borçlanma araçlarında da... ...giriş olduğunu hesaplıyoruz. Ama yani altın ve para piyasası... Asıl öne çıkan temalar Menkul Kıymet Yatırım Fonları dünyasında. Peki nereden uzaklaşılmış? En büyük çıkışın kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında olduğunu e, hesaplıyorum. Para piyasasına ikame ama ondan daha az getirisi olan bir enstrüman oldu son dönemde. Dolayısıyla buradan çıkış olması doğal. Eurobond fonları, teknoloji fonları ve çok varlık fonlarından da çıkış var. Burada hani teknoloji teması hisse senedi e, bacağında bir şeydir, e, satışıyor e, fonlar arasında. Ama yani bunlar dışında blockchain teknolojilerine odaklanan fonlar robotik teknolojilerine odaklanan fonlar, iştirak hisse senedi fonları ve yenilenebilir enerji fonlarından da çıkış yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Yine aynı dönemde emeklilik yatırım fonlarına baktığımızda hani yine demin dedim altın ve para piyasası fonu Yine büyük hareketler burada. Bir miktar kira sertifikası fonlarına da para giriş var. Emeklilik fonları arasındaki hisse senedi fonlarından ve teknoloji fonlarından kayda değer çıkış olduğunu görüyoruz. Yani o tarafta açıkça risk risk işlerinin düşük olduğunu hem emeklilik fonlarında hem menkul kıymet yatırım fonlarında görebiliyoruz. Genel anlamda paranın nereye gittiği, hangi yatırım araçlarının tercih edildiği tarafını anlattım. Şimdi biraz da rezerv hareketlerine değineyim. E, son dönemde brüt net rezervler e, nasıl gelişmiş? Bu da biraz daha güncel veriye bakabildiğimiz için hani siz bu yönden de bilgilendirmeyi önemsiyorum. Brüt rezervlerde bir toparlanma var. Ağustos ayında küresel yen fırtınası dediğimiz hikayede. Ve de Türkiye'den portföy çıkışları e, paralelinde rezervlerde gerileme görmüştük ama hem Eylül hem Ekim aylarında bu fazlasıyla toparlandı. Şu anda büyük rezervler 160 milyar dolara yakın bir seviyede 159 küsur. İstikrarlı belki eskisi kadar hızlı değil ama makul bir artış seyri içerisinde olduğunu görüyoruz. Dış dengede son dönemde iyi gittiği için bu tarafta az çok pozitifiz. Ve orta vadede de Merkez Bankası'nın rezerv arttırmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Net rezervlere bakınca tablo biraz daha iyi, daha istikrarlı ve daha net bir toparlanma var. Bu da sevindirici. Yani ben Ekim ayında şu ana kadar bundan biraz daha bile güçlü bir net rezerv artışı görüyorum. Buradaki rakamlarda sevindirici rezerv biriktirmeye devam ediyoruz. Para nereye gidiyor sunumumu dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.